Ben biliyorum. Şöyle yanaş biraz. Aşağıda biraz. Kürt halkının yaktığı özgürlük ateşi ne kayyumlar, ne baskı ve zorbalıklarla söndürülemez. Dehaklardan beri tarihte tanıktır ki saldırı arttıkça o ateş de harlanacaktır. Bugün yapılan kayyum darbesi de bundan başka bir sonuç yaratmayacaktır. İşçi ve emekçileri şövenizmle zehirlemek için devreye sokulan tüm ırkçı saldırgan söylemlerin, politikaların da karşılığının olmayacağı günlere doğru gidiyoruz. Ekmeğimizin küçülmesinin bu düşmanlıkla göz bağlanmaktan köpürtülen yayılmacı savaş politikalarından bağımsız olmadığını dün olduğundan daha net görüyor emekçiler. Halkların kurtuluşu ancak ve ancak birleşik mücadeleyle mümkündür. Hepimiz bunu biliyoruz. Kandan ve gözyaşından beslenen bu sistem işçilere, emekçilere, gençlere, kadınlara ve tüm ezilenlere açlığı, yoksulluğu, geleceksizliği vaat ederken Kürt halkının iradesini teslim almaya çalışmaktadır. Bizler Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bütün bunlara karşı Türk ve Kürt halkları olarak hep birlikte yan yana, omuz omuza, örgütlü mücadelemizi büyüterek direneceğiz ve eninde sonunda başaracağız, biz kazanacağız. Kayyum saldırılarına karşı Hakkari halkının yanındayız. Ülkenin doğusu faşist saldırılarla karşı karşıyayken batısı, güneyi, kuzeyi asla mutlu olamaz. Hakkari'de kayyum saldırısını geri püskürtemezsek ardı arkası kesilmeyecek bu saldırıların. O nedenle Hakkari halkının sesini ve mücadelesini Ankara sokaklarına taşıyor ve diyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Neredeyse haftanın her günü bir saldırıyla ilgili açıklama yapıyoruz. Çünkü bu ülkede AKP iktidarı herkese düşmanca saldırmaya devam ediyor. Emeklileri açlık sınırının yarısı düzeyinde gelire, yani açlığa mahkum ediyor. Gençleri işsizliğe mahkum ediyor. Emekçileri açlık sınırında çalışmaya mahkum ediyor. Bu mahkum etme pratiğinin tamamı bir saldırıdır. Bugün Hakkari'de kayyum atanması ile ilgili yan yanayız. Kayyum atanması Hakkari halkının bir bütün halinde yok sayılması demektir. İradesinin yerle bir edilmesi demektir. Kayyum atamak aynı zamanda o ilde yaşayan çalışan emekçilerin iş güvencesinin ortadan kalkması demektir. Kayyum aynı zamanda o şehirde yaşayan halkın hizmet almasının engellenmesi demektir. Kayyum aynı zamanda o şehirde yaşayan insanların ceplerinden aldıkları vergilerle topladıkları paraları keyfe keder tüketmeleri demektir. Hırsızlık demektir. Kayyum demek yok saymak demektir. Ama yok sayılan sadece Hakkari halkının iradesi değildir. Yok sayılan bu ülkede yaşayan yoksul emekçilerinin tamamının yok sayılması demektir. Adalet ona göre, buna göre, şunun için, bunun için olmaz. Bir ülkede adalet ortadan kalktıysa kurumsal işleyiş tamamen ortadan kalktı demektir. Bir ülkede adalet ortadan kalktıysa, hukuk ortadan kalktıysa devlet organizasyonundan bahsetmek mümkün değil demektir. Bir ülkede hukuk ortadan kalktıysa artık devlet organizasyonunun yerine mafyatik, çetevari yöntemler almış demektir. Ülkemizde uluslararası mafyanın çatışmalarına denk gelen haberlere boşuna tanık olmuyoruz. Biz
Yoksul emekçiler artık biliyoruz. Bizim ekmeğimize, aşımıza, emeğimize göz koyanlar bugün Hakkari halkının iradesine göz koyuyor. Yarın hepimizin iradesine aslında saldıracaklar. Dolayısıyla KESK, yani Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak dün Van'da olduğu gibi bugün de Hakkari'deyiz. Bugün de yüreğimizle, gözümüzle, gönlümüzle Hakkari halkının yanındayız. Hakkari halkının iradesinin yanındayız. Çünkü Hakkari halkının iradesine sahip çıkmak aynı zamanda kendi geleceğimize sahip çıkmak anlamına gelecek. Bugün buradan bir daha soruyoruz. Daha önce atadığınız kayyumların yarattıkları yolsuzluğun hesabını sordunuz mu? Daha önce belediyelerde yürütülen yolsuzlukların sonucu olarak bütün belediyelerde çarşaf çarşaf asılan borçların hesabını sordunuz mu? O çarşaf çarşaf asılan borçlar suç duyusu değil midir? De kalkıp 14 yıldır suç olmayanı bugün suç ilan edip yeni suçlar üretip yeni kayyumlar politikasına giriyorsunuz. Biz emekçiler buna onay vermeyeceğiz. Ve biz bitti demeden bu süreç bitmeyecek. Hakkari halkı kazanacak. Gün gelecek, devran dönecek. AKP